Şair Enver Gökçe'nin köyündeyiz. Erzincan Kemaliye Çit Köyü. Enver Gökçe anısına yapılmış Enver Gökçe ana evindeyiz. Enver Gökçe Müzesi olarak geçiyor. Evet, müzenin içine giriyoruz şu anda. Müzeyi gördüğümüz gibi burası Kemaliye evlerinin bir örneği. Enver Gökçe'nin fotoğrafları, eserleri var. Enver Gökçe'nin hatırasına yapılmış. Evet. Enver Gökçe'nin gençlik fotoğrafı. 1920 doğumlu. Toplumcu, gerçekçi bir şairimiz. Zaman akar, zaman geçer, zaman zindan içinde. Bir mapusta gürü, biz mapusta gürür gürür yatardık yılan çıyan içinde. Evet. Gördüğünüz gibi 14'lükleri resimleri. Gel günlerim gel de dol, gel aydınlım İzmirlim, gel aslanım Mamak'tan, Erzincan'dan, Kemah'tan. Düşmanlar selam ister gezden gezden Arpacık'tan. Evet. Enver Gökçe'nin burada basın kartı görüyorsunuz. Aşutka diye geçiyor. Yan taraf, yan köy Erzincan Kemaliye bağlı. Daha önceden tabi işte Malatya'ya bağlıymış. Arapgir'e çok yakın. Malatya Arapgir'e çok yakın. Enver Gökçe'nin burada fotoğraflarını görüyorsunuz. Burada Enver Gökçe'nin görüyorsunuz gözlüklü. Evet, Bahar Dergisi Enver Gökçe'yi kapak yapmış. Evet, burada da köylülerle fotoğrafını görüyorsunuz. Yine Enver Gökçe'nin kendi köyü. Uzun yıllar cezaevinde yatmış tabii ki. 1980'lerde köyüne geliyor, köyde yine 2-3 yıl yatıyor. Daktilosu, Enver Gökçe'nin şiirlerini yazdığı daktilosu. Köylülerine yazmış olduğu bir şiiri var kapıda da asılı. Buraya gelenler yine bu müzeyi gezebilirler. Evet. Burada aile fotoğrafını görüyorsunuz. Evet. Dost Dost ile Kavga isimli kitabının kapak resmi Enver Gökçe'nin yine. Tabii Enver Gökçe cezaevindeyken o dönem kalem kağıt yasak. Enver Gökçe'ye kalem kağıt vermiyorlar. Tabii Enver Gökçe şiirlerini yazıyor ama gizli gizli yazıyor. Onu da dışarıdan gelen ziyaretçilerine verip dışarı gönderiyor. O şiirlerinin çoğunu birçok şair kendi şiir kitaplarında kendi isimlerine yayınlıyorlar. Bu şairlerden biri de Ahmet Arif. Ahmet Arif'in birçok şiirinin Enver Gökçe'ye ait olduğu söylenir. Enver Gökçe Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde inceleme yaparken Türkiye Yazarlar Sendikası kartı, burada da büstü var. Enver Gökçe ile ilgili en güzel araştırmayı İbrahim Erdem yapmış. İbrahim Erdem görüyorsunuz. Enver Gökçe ile ilgili bir güzel bir araştırma yapmış. Burada da Enver Gökçe'nin müzesine gelen okul öğrencileri görüyorsunuz. Evet. Enver Gökçe'nin yaşamı, sanatı, görüşü, şiirleri. Evet. Enver Gökçe Kültür Evi açılıyor. Evet. Enver Gökçe'nin cenazesinde konuşmayı yapanlardan biri de Yaşar Kemal. Burada da eski bir harita görüyorsunuz. Tabii Çit köyünü içine alan Arapgir Livası olarak geçiyor bu bölge. Burada da Enver Gökçe'nin yattığı yatak, gördüğünüz gibi. Yine o zamanlar tabii ışık yok, köyde elektrik yok, gaz lambası. Enver Gökçe'nin burada görüyorsunuz sofrası, işte kap, kacak, bastonu var burada. Evet, tırnaklarını kerpetenle keserlermiş yakınları, çünkü cezaevindeyken tırnakları çok çekildiği için çıkan tırnaklar çok kalın olurmuş. Tabii Enver Gökçe Müzesi'nin içinde
Burada Erzincan Kemaliye kültürünü yansıtan, görüyorsunuz, tüfekler var. İşte eski bir radyo, köy araç gereçleri. Orada işte patos görüyorsunuz. Evet, köyde eskiden beri kullanılan araç gereçleri de yine burada görmeniz mümkün. Köy kültürünü yansıtan araç gereçleri burada sergiliyorlar. Yine daktilo, yine çanak çömlek işi yapan bir kişinin fotoğrafı. Evet. Burada yine köy araç gereçlerini görüyorsunuz. Burada yine kılıçlar var. Evet. Evet, burada Türk Tugayı'nın Kore hatırası diyor. Bir emanet var burada, Kore hatırası. Tabi köylülerin giyim tarzını yansıtan bir kıyafet. Beyaz yazma. Gördüğünüz gibi köy ocağı burada. Evet, yine araç gereçler. Herkes evinden bir şeyler vermiş. Evet, burada yine köylülerin kıyafetlerini yansıtan araç gereçleri görüyorsunuz. Eski köy kültürünü. Bir etnografya müzesi şeklinde. Evet. Çok güzel bir yelek var burada da. Mustafa Fatih onu gösteriyor değil mi oğlum? Güzel mi? Sana da böyle bir yelek diktirelim o zaman. Tamam mı? Diktirelim mi? Beğendin mi yeleği? Çok mu beğendin? Sana da olur. Mustafa Fatih'e de olur değil mi? Mustafa Fatih. Evet. Enver Gökçen'in müzesinin durumu bu. Buraya gelirken tabii ki köyü nasıl bulabilirsiniz? Arapgir'den Kemaliye'ye giderken hemen sağ kolunuzda yolun 2 metre içerisinde müzenin anahtarını köyün muhtarından da bulabilirsiniz. Bir Enver Gökçe şiiriyle bitirelim o zaman. Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm, biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz. Biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak. Biz olmasak ray, dönen tekerlek, yıkanan buğday. Ayın 15'i, biz olmasak Taşova'nın tütünü, Kütahya'nın çinisi. Yani bizsiz, anne dizi, kardeş dizi, yar dizi güzel değildir diyor. Enver Gökçe'ye saygıyla diyoruz. Evet. Enver Gökçe'nin köyüyle de bitiriyoruz.